Evet dostlar, arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman 10 cösem 10 kuracak sistemler sanayi ve ticaret arkadaşlar. Şimdi 10 cöseme baktığımız zaman desteğimiz 163 lira arkadaşlar. Gayet de güzel bir destekle tutunma çabasında. Şimdi hisseler arkadaşlar, hacim var mı? Evet, yavaş yavaş bir hacim oluşmaya başlamış ama arkadaşlar buradan şöyle diyeyim. Ufak ufak maliyetlenebilir diye düşünüyorum ama ben kendi açımdan arkadaşlar, bakın kademeli alım portföyümün 10 binde biri veya işte 10 binde birinden biraz fazla arka. Bakın %1 binde bir değil. 10 binde birinden bahsediyorum. Yani bunu 10 bin liram varsa arkadaşlar ne yapıyor? 1 lirası. Öyle diyeyim ben size. Yani 100 bin liram varsa yani şey diye oransal olarak düşük alırım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunun dışında tabii ki arkadaşlar hani aşağıda desteklerimiz hala sağlam desteklerimiz var. 143 lira arkadaşlar. Aşağıda 117 lira desteklerimiz var. Dediğimiz gibi 163'ün altına kırarsa arkadaşlar aşağıda 2-3 kapanış yaparsa 143 lira ve 117 lira bizim için destek olarak karşımıza çıkıyor. Mavi trend çizgisinin üzerine çıkamadığı sürece çok da ciddi bir şekilde arkadaşlar beklememek lazım diye söylüyorum. Mavi trend çizgisinin üzeri kaç? Şu aşamada 205 lira karşımıza çıktı arkadaşlar. 205 liranın üzerine atamadığı sürece çok da bir beklenti içine girmemek lazım diye özellikle belirtmekte fayda var. Hisse arkadaşlar şu aşamada açıkçası kademeli bir alım fırsatı için yavaş yavaş kullanabilir. Bakın tekrar söylüyorum. 143'te alınabilir. Arkasından 117'de alınabilir arkadaşlar. Daha da altta 94'ten böyle kademeli bir şekilde eğer gelirse alınır ama her kademe arkadaşlar bir tepki yükselişi yapabilir. Onu söyleyeyim. Bakın trend anlamına demiyorum. Bakın trend de şu aşamada yukarı anlamda dönüşü belirleyecek hiçbir durum söz konusu değil ama bahsettiğim olay şudur abi. Şöyle bir tepki gelirse şuraya kadar. Şu dibe yakın bir bölgeden alıp şuralardan satmak. Veya daha aşağıdan gelip şöyle bir tepki gelirse arkadaşlar şu dip bölgesine kademeli bir alımla yaklaşıp ondan sonra tekrar yukarı satabilecek şekilde bir hareket belki yapılabilir. Onun için trend anlamında şu aşamada arkadaşlar hani net bir şekilde bir görüntü yok ama derseniz ki evet kardeşim ben burayı dip görüyorum. Ben buradan alacağım. Canınız sağ olsun derim arkadaşlar. Dediğim gibi şu aşama net bir resim yukarı yönlü hareketi destekleyecek net bir resim arkadaşlar açıkçası şu aşamada ben göremiyorum. Hem mavi tren çizgisinin altında hem Bollinger orta noktasının altında hem Ichimoku bulutunun altında arkadaşlar genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sıradaki hissemiz Fenerbahçe. Bakın Fenerbahçe'de ne demiştik? Fiyat destek arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 115 lira. Onun için arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 108 lira bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımda çıkıyor. Aşağı baktığım zaman 87 lira diğer bir destek. 87 lira desteğimiz oldukça sağlam ama 116'dan 87'ye kadar arkadaşlar bayağı bir mesafe var. Şimdi destekler 115 pardon 115 desteğimiz özür dilerim. 115 desteğimiz arkadaşlar şu aşamada tutunmaya çalışıyor. 108 desteğine kadar ciddi bir sıkıntı yok ama dediğimiz gibi 108'in altına kırarsa 87'ye kadar ellerimizden öperler. Tabi burada yeni bir yerimiz daha var. Yeni bir yer demeyelim. Bir de mavi tren çizgimiz var. Mavi tren çizgisi de arkadaşlar baktığımız zaman çakıştığı nokta 108 desteğiyle sağlam bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şurası arkadaşlar sağlam bir destek noktası olarak karşımıza çıkabilir. Peki beklentimiz ne arkadaşlar? Açıkçası beklentimiz şu. Eğer ki arkadaşlar bir aksilik olmasa 108'den dönerse ve hacimli bir şekilde dönerse bir defa mavi tren çizgisinden arkadaşlar beraber yavaş yavaş yukarı doğru çıkar. Onu söyleyeyim. Bakın şöyle bir görüntü çıkar çıkar durur diye düşünüyorum ben. Onun için açıkçası arkadaşlar şu aşamada tabii ki bu spor hisseler arkadaşlar daha çok maç sonucuyla giden hisseler. Onun için gerek Avrupa Kupası gerek Şampiyonlar Ligi ki Fenerbahçe var mı? Bu arada Fenerbahçe futbolda takip etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ve lig arkadaşlar ister istemez bunları etkiliyor. Ama dediğim gibi mavi tren çizgisinin üzerine takılması arkadaşlar gayet güzel. Mavi tren çizgisine baktığımız zaman arkadaşlar şu aşamada gidişatında herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Yani bayağıdır buralar desteklenmiş. Bakın şu bölgede arkadaşlar. Şu bölgede. Hemen bakın şuraya biraz yakın bölge. Bakın mavi tren çizgisi bayağı bir sağlam destek. Şurada iki defa arkadaşlar. Gayet de sağlam bir destek olarak karşımıza duruyor. Direncimiz arkadaşlar bir defa şu aşamada daha sonra yeni hedefleri açılabilmemiz için direnç noktamız bir defa şu aşamada 140 lira. Desteğimiz 115, 108 ve arkadaşlar köprünün önceki son çıkışta 87 lira fiyat bazında. Ve mavi tren çizgisi olarak da baktığımız zaman arkadaşlar 107 lira da bizim ciddi bir destek noktamız olarak karşımızda durdu. Ve arkasından Prizma'ya bakalım arkadaşlar. Daha çok Bank of America'nın kap haberi gönderdiği alım satım olarak arkadaşlar. Prizma'ya baktığımız zaman bakın Prizma arkadaşlar benim beğendiğim hiçbir hisse değil. Tabii beğenmediğim dememin sebebi şu. Arkadaşlar bu kadar hızlı çıkan hisseler bir gün gelir kafamızı yarar onu söyleyeyim. Tabii ki gördüğümüz kadar arkadaşlar şöyle baksak ne gözüküyor? Aşağıdaki en yakın desteğimiz bulabildiğimiz en yakın desteğimiz 47 lira. Onun altında arkadaşlar 44 lira, 40 lira ve 33 lira karşımda çıkıyor arkadaşlar. Gördüğümüz bunun dışında neler var gözüküyor. Şöyle arkadaşlar bir defa mavi tren çizgisinin üzerine atabilmesi bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir ama yani avantajı zaten yakalamış arkadaşlar. Almış başını gidiyor. Yani yeni bir hedef belirlemek biraz zor ama şöyle mavi tren çizgisine bakarsak da
2024 hedefi arkadaşlar yılbaşına kadar 78 lira görme ihtimali var. Mevcut mavi tren çizgisine bakarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Herhangi bir mantıksal bir tarafı yok, sadece tren çizgisi var. Ve güzel bir taraf arkadaşlar, bakın şu, bu yükseliş hacim destekliyor. Bakın fiyat yükselirken ortalama hacim arkadaşlar habire artmaya devam ediyor. Bunun için bizim için bir avantaj olarak karşımda çıkıyor. Yani olası bir geri çekilme arkadaşlar, düşüşün çok sert olmama ihtimali karşımda çıkıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dikkat edeceğimiz bir noktada karşımızda durdu diye özellikle belirtmekte fayda var. Genel görüntü arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıktı. Dediğim gibi hani burada tabi bunu silemiyoruz bu arada. Böyle bir görüntü olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi benim çok haz ettiğim bir hisseli. Çünkü ben alırsam bu hisseyi arkadaşlar büyük ihtimal tepeden almış olurum. Birçok yeni hisse alanlar gibi arkadaşlar. Ondan sonra elimize verirler. Ve gelin arkadaşlar EuroPower'a. EuroPower ne gözüküyor? EuroPower enerji otomasyon arkadaşlar, şöyle kontrol ettiğimizde bakın bu hisseler arkadaşlar Alfa'da da benzer bir durum vardı yanlış hatırlamıyorsam. Siyah tren çizgisiyle fiyat çizgisi arasında arkadaşlar bir sıkışma var ki fiyat çizgisi biraz sağlam destek gibi duruyor, onu söyleyeyim. Bakın şu görüntüler karşımda çıktı. Buralar bizim için bir önemli durum olarak karşımda çıkıyor. Bunun için arkadaşlar başka baktığımız yer hisse bir defa düşüş trendi, onu söyleyelim. Siyah tren çizgisine baktığımız zaman 208 liranın üzerine atmadığı sürece arkadaşlar çok da fazla bir şey beklememek lazım. Özellikle söyleyeyim. Aşağıda 162 bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 162'nin altına düşerse arkadaşlar aşağıda bir defa 139 ve altında arkadaşlar 113'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Da burada hemen Ferhat Bey çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Bunu özellikle söylemekte fayda var arkadaşlar. Yani bu da şu anlamına geliyor. Nasıl bir avantaj? Arkadaşlar tekrar fiyat yukarı çıkmaya başladığında hacim tabi buna desteklerse hızlı bir şekilde yukarı doğru atma potansiyelini karşımıza çıkabilir. Yani dönüş biraz hızlı olabilir, öyle söyleyeyim. Fiyatın düşmeyeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi. Sadece yukarı doğru hızlı bir dönüşün olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Bu da aklımızda gözüksün arkadaşlar, bulunsun. EuroPower için genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Evet, Türkiye İş Bankası arkadaşlar, İşCTR, bir de İşBTR'yi değerlendireceğiz. Peşi sıra arkadaşlar bakın. İşCTR'de arkadaşlar kritik seviyeleri yavaş yavaş aşağı doğru kırmış. Onu söyleyelim. Kritik seviye nedir arkadaşlar? Şöyle anlatalım. Mayıs ayının 25'inden itibaren bir trendimiz vardı arkadaşlar ve trendimiz şu aşamada aşağı doğru bir kırılış. Siyah trend çizgisinden bahsediyoruz. Bu bir. İkincisi fiyat desteğimiz vardı arkadaşlar. Daha önce düşemedi 21 lira, bakın. İki yere düşemedi arkadaşlar. Bir şurası 3 gün boyunca, bir burada arkadaşlar. Bir şurada düşüp tekrar yukarı atmış arkadaşlar. Bir de şu aşamada aşağı doğru kırdı. O zaman ikincisi de bu arkadaşlar, sıkıntı olabilecek bölge. Üçüncüsü de arkadaşlar bakın şurada Ichimoku bulutun altını, artık şu yeşil bulutun alt sınırını arkadaşlar zorluyor arkadaşlar altını. Bakın burasının altı bizim için sıkıntı. Dördüncüsünü de söyleyeyim. Dördüncüsü arkadaşlar şurada hemen tabii bir gap boşluğumuz var. Bakın burası da önemli. Burası arkadaşlar böyle bir tahtacının beğendiği, sevdiği, dibini sıyırmaya sevdiği bir bölge arkadaşlar. Gap'li bölge. Hazır yaklaşmış, bir el atalım diyebileceği bölge arkadaşlar. Bakın önemli buralar. Şimdi gap boşluğunun seviyesi ne, onu da bilelim. Gap boşluğunun seviyesi arkadaşlar baktığımız zaman 19 lira 60 kuruşlu arkadaşlar. 19 lira arasında yaklaşık olarak %2'lik %3'lük bir gap boşluğu var. Onu söyleyeyim, 19.60 ile 19 arasında. Bu da aklımızın ucunda bulunsun arkadaşlar. Bunun için tabii ki artık desteğimiz 21 lira desteğimiz bitti arkadaşlar. Yeni bir destek noktası çizmek zorundayız. O destekte yaklaşık 6 gün önce düşemediği bölge arkadaşlar 19 lira 80 kuruşun. Bakalım 19 lira 87 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki arkadaşlar aşağıda bizi bir defa 15 lira 92 kuruş, şu aşağıdaki bölge bizi bekliyor, onu söyleyelim. Tabii kesin gelecek anlamda söylemiyorum arkadaşlar, bu bölgenin kapısı açıldı. Yani artık buradaki kilidi açtık. Artık içeri girer mi, içeride oturur mu bilmiyorum ama neticede buranın kilidi açıldı ki burada gap'li bölgeden az önce bahsettik. Bunun dışında arkadaşlar şu aşamada yukarıya doğru gidebileceğini gösterir ciddi bir belirti yok ise bir defa mevcut duruma baktığımız zaman 10. ayın başından beri bir düşüş trendine girmiş, hatta kötü bir şey daha arkadaşlar. Son 4 gündür fiyat düşerken bir de üzerine hacim yükselmiş. Bu da benim sevdiğim bir durum değil. Bu da arkadaşlar üzerine iyice sıvamışlar gibi bir durum olmuş. Yani hissenin açıkçası arkadaşlar ciddi bir hacim gelmediği sürece açıkçası yükseliş trendinden şu aşamada bahsetmek mantıklı değil. Onu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Onda böyle bir görüntü karşımda çıkıyor ama tekrar söylüyorum. Tabii ki hani burada düşecek garantisi yok arkadaşlar, yükselecek garantisi de yok ama bana göre düşüş trendi biraz daha ağır basacak gibi bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Ha, inşallah düşmez arkadaşlar. Hissesi elinde olanlar dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bir de ikili dip yapmış aslında, bu ikili dibin de belki tepkisi, yani bu da farklı bir formasyon. Bir de polyanacılık yapalım, olumlu tarafından bakalım. İkili dip yaptığını düşünürsek arkadaşlar şöyle bir görüntü, bu da tekrar yukarı doğru bir atma şansını bir ihtimal karşıma çıkarabilir ama bunun için de hacim lazım. Dediğim gibi bunu da sıkıntıya sokan son 4 gün arkadaşlar fiyat düşerken şuradaki
fiyat düşerken açıkçası hacmin yükselmesi işte bu da onu biraz da sıkıntıya sokuyor onu da söyleyeyim ama dediğim gibi formasyon çalışır mı az önce ikilediği formasyonu bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Ve iş BTR'ye bakalım. İş BTR'de ne gözüküyor? İş BTR'yi de kontrol edelim. İş BTR'ye baktığımız zaman arkadaşlar neler gözüküyor? Şimdi tabii ki arkadaşlar günde yaklaşık 9-10 notun olduğu bir hisse için çok mantıklı bir analiz yapmak mantıklı değil. Onu söyleyeyim ama sadece Ferhat Bey istediği için arkadaşlar hemen anlatalım. Şimdi bakın arkadaşlar burada destek noktalarımızı hemen söyleyelim. Tabii destek noktamız bir defa 472.000 arkadaşlar. Onun altına baktığımız zaman da 343.000 arkadaşlar. Onun altına baktığımız zaman da şurada bir defa 256.000 destek nokta olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hisse de bir defa geri çekilme noktası arkadaşlar ki gap boşlukları çok fazla olan bir hisse tabii ki sığ olduğu için arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki ola ki bir geri çekimde bir Fibonacci desteklerine bakalım. Şöyle arkadaşlar biraz daha kalabalığı azaltalım şöyle baktığımız zaman aynen şöyle. Şimdi Fibonacci desteğine baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda açıkçası şurası 461.000 civarı arkadaşlar bizim için ciddi bir destek. Bakın hem fiyat desteğine yakın bölge hem de arkadaşlar Fibonacci desteğine. Onun için 460.000-470.000 arası ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu tür sığ hisselerde teknik değerlendirmek biraz mantıksız. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar Ferhat Bey istediği için bunu değerlendirdik. Evet arkadaşlar bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Altut saat tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Farklı mecralardan değerlendirebilirsiniz. Temel analiz olarak da teknik olarak başka indikatörlere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar şimdiki hissemize baktığımız zaman Kalekim olarak karşımıza çıktı. Kalekim arkadaşlar Bozo Bey'i abonemiz arkadaşlar Bozo Bey istedi TikTok kanalımızdaki. Şimdi bakın 24 lira 56 kuruş arkadaşlar bizim için ciddi bir destek konumda ve zaten alma sebebim de ben kendimden bundan arkadaşlar çok cüzi bir miktar aldım. Tepki yükselişini beklediğim için tabii ki tepki yükselişini nereye kadar çıkarabilir arkadaşlar. En iyi ihtimalle şu aşama 29 liraya kadar bir mavi trend çizgisine kadar bir gelme ihtimali var arkadaşlar. Ha, yukarı atarsa acil bir şekilde daha da tadından yenmez olabilir ama şu anda tabii ki düşerse de kademeli bir şekilde alabiliriz. 24 kendi adıma konuşuyorum bu arada sizin adınıza konuşmuyorum. 24 lira 56 kuruşun altına düşerse arkadaşlar bizim için tabii ki aşağıda yeni bir destek noktası ortaya çıkacak. 22.53 22.53'ün altı arkadaşlar bizim için ciddi anlamda sıkıntı onu söyleyelim. Bunun dışında tabii ki baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde bakın şöyle bir Ichimoku bulutunun altına kapanış yapması bizim için sıkıntı arkadaşlar ki 5-6 gündür bunun altında yapıyor ama Ichimoku bulutunun da etrafında geziyor onu söyleyeyim. Tabii ki üzerine atması bizim için bir avantaj olabilir mi? Olabilir ama şu an aşamada arkadaşlar böyle bir hacim yok. Hacim olma için de çok da fazla bir şey demek açıkçası çok da mantıklı değil. Dediğim gibi benim burada sadece beklentim neydi? Bir tepki yükselişi arkadaşlar onu söyleyeyim. Mavi trend çizgisinin üzerine atamadığı sürece ki hemen şöyle baktığım zaman 28-29 lira civarı 28.90-29 civarı atamadığı sürece arkadaşlar çok da fazla bir yükseliş beklentisi açıkçası olması biraz sıkıntı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Tabii ki burada benim beklentim arkadaşlar bir defa eğer ki bakın şu aşamada fiyat yükselirken ortalama hacimde biraz artış olmuş arkadaşlar. Bu benim için bir avantaj olarak karşıma çıkıyor. Dediğim gibi esas yükselişin 29 lira TL 29 TL'nin üzerine atmasıyla hacimli bir şekilde atmasıyla arkadaşlar daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki burada rahatlayacağımız bölgede 36 lira 56 kuruşun üzerine atarsa arkadaşlar daha da rahatlayabiliriz. Yeni hedeflere göz kırpabiliriz diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar Naten'e. Naten'le durum nedir ne değildir diye. Hemen Naten'le kontrol edelim. Naten yenilebilir enerji arkadaşlar ki bugün bir kap haberi geldi herhalde bununla ilgili de. Yanlış hatırlamıyorsam bir enerji santrali kurumu ile ilgili ki 10 Kasım itibariyle. Şimdi arkadaşlar Naten'de bizim destek noktamız trend desteğimiz var. Mavi trend çizgisi. Bunun bugünkü değeri arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 274 lira. Bir de fiyat desteğimiz var. Kırmızı olan arkadaşlar bu da 282 lira olarak karşımıza çıktı. Bunun dışına baktığımız zaman şurada bir direncimiz daha gözüküyor. Bakın şuradaki direncimiz arkadaşlar 372 lira. Onun üzerine de 434 lira bizim için diğer bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıya da arkadaşlar hissenin bir defa fiyat düşerken hacmin düşmesi pek hoşuma giden bir durum değil. Bakın son 3 gündür fiyat düşüyor arkadaşlar. Hacim de aynı şekilde arkadaşlar son 3 günde kademe kademe artmış gibi gözüküyor. Bu da benim için biraz sıkıntılı bir durum olarak karşıma çıkıyor onu söyleyeyim. Tabi hisse bu düşüşlerde arkadaşlar alınabilir mi? Tepki yükseliş için arkadaşlar alınma ihtimali var. Nasıl? Mesela ben şöyle söyleyeyim. Bollinger bandının altına düşmeye başlar ki 323 lira. Yavaş yavaş girilebilir arkadaşlar. 282'lerden bir dönüş olma ihtimali biraz fazla gibi gözüküyor. Ama 282'lerin altına kırarsa arkadaşlar vay halimize diyebileceğimiz
bir durumu var karşımda çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda benim beklentim açıkçası arkadaşlar orta ve uzun vadede hani açıkçası düşünmekten ziyade önümüzdeki bir ay boyunca şu düşüş hareketine belki yararlanabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeter ki mavi trend çizgisinin altına düşmesin. Bu da bizim için önemli olarak karşımıza çıkıyor ki mavi trend çizgisinin bugünkü değeri kaçtı? 270'ler gibi bir rakam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan hiçbir 6 saat tavsiyesi değil. Kesinlikle yarım yatırım tavsiyesi değil. Özellikle söyleyelim.